Hepinize hayırlı Ramazanlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam, bir sıkıntı yok değil mi? Görüntüde, seste her şey normal. Tamam. Harika. Harika. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. Herkes iyi mi? Ne yapıyoruz bu hem Ramazan hem de korona günleri? Muhtemelen şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sabah 4'e 5'e kadar ders çalışıyorsunuz. Akşam 4'e 5'e kadar uyuyorsunuz. Muhtemelen böyle bir hayat yaşıyorsunuz ki hepiniz değil tabii. Burada kitlenin muhtemelen %60-70'i öyle yapıyor gibi geliyor bana. Birçoğumuz herhalde orucu uykuya tutturuyoruz. Ha, öyle mi? İş yok, güç yok. Ne yapalım? Ya, dışarıya çıkma yasağı da var büyük şehirlerde. Allah hepinize kolaylık versin arkadaşlar. Şöyle gözlüğümün camını da sileyim. Geçiyor bir şekilde. Hayat geçiyor. Bugünlerde geçecek. Tabii şey var şu sıralarda. Sınav tarihleri öne alınacak mı diye bir spekülasyon var ama ben çok zannetmiyorum. Tabii belli de olmaz ama normal şartlarda ilan edilen tarihin gerisine alınacağını zannetmiyorum. Çünkü bayağı da bir gündem oluşturdu. O yüzden bu konu hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Uyku düzeni kalmadı cidden öyle ya. Yani uyku düzeni çok kötü. Sabaha doğru uyuyoruz, öğleye doğru kalkıyoruz, baş ağrısıyla uyanıyoruz filan filan filan. Eyvallah, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de sizleri seviyorum. Sizleri özlüyorum yayın yapmadığım zaman. Evet arkadaşlar, şeye başlayalım. Bugünkü soru çözümümüz Osmanlı kültürü ve medeniyetinden olacak. Yaklaşık 23 tane sorumuz olacak. AYT deneme sınavı da, onu da bugünden hemen söyleyeyim. Yarın akşam AYT. Daha doğrusu yarın akşam sadece AYT değil, YKS için şöyle TYT 5 soru, SOS 1 10 soru, SOS 2 11 soru. Yani yaklaşık 26 soruluk bir çözümümüz olacak. Yani tam full bir deneme olacak tartın. O yarın akşam muhtemelen 10'da olur. Ben onu ilan ederim size. Bugünkü konumuz Osmanlı kültürü uygarlığı. 23 tane soru çözeceğiz. Ve biraz da yorumlayarak çözeceğiz tabii ki. Yani geniş bakacağız sorulara. Her telden soru var. Bazı sorular çok kolay, bazı sorular zor olabilir. Yok, sorular ÖABT tarzında değil. Sorular işte Osmanlı kültür ve medeniyetinde herkesin bilmesi gereken orta düzeyde, yani kolay düzeyde, orta düzeyde, zor düzeyde sorular var. Tamam mıdır? Bu arada ÖABT'den gelen sorular böyle çok da alleme-i cihan çok zor sorular olmaz. Belli alanlardan, yani 60 sorusu varsa bunun 50 tanesi TYT, AYT, KPSS tarzında, 10 tanesi çok ciddi anlamda zor olur arkadaşlar. Böyle ÖABT deyip gözlerinizi korkutmayın, tamam mı? Şimdi çözümlere başlayalım. Hadi bakalım ne çıkacak karşımıza. Bismillah diyelim. Tabii, yani sınava girecek olan TYT, AYT, KPSS, lise, ön lisans, hiç fark etmez. Lisans, sosyal sınıf, ÖABT, tarih ÖABT izleyebilir. Bu konular ortak çünkü. Tamam mı? Geçiyorum hemen soru çözümümüze, başlayalım. Arkadaşlar, İlk sorumuz şu. Divan-ı Hümayun hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen şu kalemimin rengini de değiştireyim. Siz soruyu görün, cevaplayın. Ondan sonra şöyle hafiften başlayalım. Arkadaşlar, Divan-ı Hümayun hakkında hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuruluş döneminde padişahlar başkanlık yapmıştır. Doğru. Fatih Sultan Mehmet'e kadar arkadaşlar divan başkanı padişahtı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 1475 gibi alındı bu karar. İtibaren divan başkanlığı sadrazamlara bırakıldı. O zaman bu doğru. Divana son giren üye, son üye Reisülküttab'tır. Doğru. Yani Reisülküttab divanda vardı ama üye olarak yoktu. Divanın üyesi bakan olarak yoktu. 17. yüzyılın sonlarına doğru Reisülküttab bakan oldu. Doğru. Orhan Bey döneminde kuruldu. Doğru. Toplantılar kubbe altında yapılmıştır. Bu da doğru. Üyeler sadrazam tarafından atanmıştır. Arkadaşlar, bu yanlış. Tamam mı? Üyelerini padişah atar. Hemen burada size
Şöyle bir bilgi vereyim. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Divanı Hümayun kuruldu. Kim kurdu? Orhan Bey döneminde kuruldu. Peki divan ne iş yapar? Buraya dikkat edin. Divan halkın şikayetlerini dinler. Devlet meselelerini çözer. Halkın şikayetini dinler derken bu Müslüm gayrimüslim hiç fark etmez. Devlet meselelerini çözer. Aynı zamanda padişah başkanlığında üst düzey davalara da bakar. Yani Büyük Selçuk'taki Divani Mezalim aslında Osman'daki Divani Hümayun'dur. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama Divani Hümayun padişah belirleme, padişah görevden alma gibi bir fonksiyonu yoktur. Bu Divani Hümayun 2. Mahmut döneminde kaldırıldı. Yerine heyeti vükela kuruldu. Yani nazırlar kurulu kuruldu. Bu sefer bunun üyeleri sadrazam tarafından, başvekil tarafından atanmaya başlandı. Biz de buna kabine sistemi dedik ki Türk tarihinde ilk defa kabine 2. Mahmut'la başladı. O zaman bu son doğru cevabı E seçeneği oldu. Burada da yorumladık. Sınırların genişlemesiyle Divan-ı Hümayun'un üye sayısı da artmış oldu. Buna dikkat edin. Toplantılar kubbe altında yapılır. Arkadaşlar Birun'la Enderun arasındadır kubbe altı. Orada gerçekleşir. Zaten o yüzden Divan-ı Hümayun üyelerinden birisi de kubbe altı vezirleridir. Buradan aklınızda kalsın. Yani paşa seviyesindeki vezirlerdir. Geliyorum ikinci soruya. Ne diyor burada? Divan-ı Hümayun'da bulunan görevlilerden hangileri diplomatik bürokrasi ile ilgilenmiştir? Diplomatik dediğim şey dış işler. Tamam mı arkadaşlar? Dış işlerle. Kazasker arkadaşlar Adalet Bakanı'dır. O zaman dış işlerle ilgisi yok. Reisülküttab Dışişleri Bakanı'dır. 17. yüzyılın sonlarından itibaren. Şeyhülislam ise fetva makamıdır. O zaman diplomatik bürokrasiyle ilgilenmiştir diye sorduğuna göre bu sorunun doğru cevabı evet hemen bekliyorum. Evet hemen hemen hepimiz doğru cevabı verdik. B seçeneğidir. Arkadaşlar Reisülküttab diplomasi ile ilgilenir. Yani dışişleri bakanıdır. Hariciye vekili diğer bir adı ileride 2. Mahmut döneminde Nazırlar Kurulu, Heyet-i Vükela kurulunca adın Hariciye Nazırı olacaktır. Tamam mıdır arkadaşlar? Kazasker ve Şeyhülislam ilmiye sınıfındandır. Ulema sınıfındandır. Reisülküttab ise kalemiye sınıfındandır. Bu soruyu da geçtik. Evet, geldik diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde divandaki bürokratik işlerin kayıtlarının tutulduğu, yani divanda alınan kararların kayıtlarının tutulduğu, padişahın ferman ve emirlerin tarih sırasına göre kayıt altına alındığı defterdir? Arkadaşlar bu defterin adı unutmuyorsunuz. Bu defterin adı Mühimme defteridir. Ve bu defter nişancı tarafından tutulur. Tamam mı? Yani Köklüklerdeki bitikçi Osman'daki nişancı. Katip yani. O zaman bu sorunun doğru cevabı B seçeneği. Tahrir defteri bu da nişancı tarafından tutulur. Tahrir defteri sayım defteridir. Neyi sayar? Arkadaşlar dirilik arazinin kime ait olduğunu, kimlere verildiğini, kime ne kadar dirilik arazi tımar dağıtıldığını kaydeder. Toprakları kaydeder ve böylelikle bu toprakları kaydeden tahrire bakarak Osmanlı'nın hangi dönemde ne kadar nüfusunun olduğunu öğreniriz. Bu yorumu da unutmuyoruz. Mühimden gelsin aklınıza mühimme defteri. Tereke Kazasker tarafından tutulan bir defterdir. Arkadaşlar terekeler daha çok miras kayıtlarıdır. Tamam, miras davaları ile ilgili kayıtlardır. Eğer buradaki seçenek şeriye olsaydı, şeriye sicilleri olmuş olsaydı o zaman dava kayıtları derdik. Ruzname günlüktür arkadaşlar. İster paşam günlüğü, isterse benim günlüğüm hiç fark etmez. İcmal ise ki buradaki cevap mühimme. Bunu bulduk. İcmal ise İcmal toplu demektir. Toplu. İcmal defteri defterdarlık makamının bir bölgenin yıllık vergisini toplu olarak kaydettiği defterin adıdır. O zaman buradaki cevap hangisi olmuş oldu? Mühimme defteri olmuş oldu. Geçiyoruz 4'e. Evet, ne diyor burada?
Orada bakalım. Bu arada hemen bir su içeyim. Siz de bu arada okuyun ve cevapları verin. Ne diyor? Osmanlı'da Devletçilerin görüşüldüğü ve bugünkü Bakanlar Kurulu işlevini gören kurum Divani Hümayun'dur. Yani bugünkü Bakanlar Kurulu'nun Osmanlı'daki karşılığı Divani Hümayun'dur. Buna göre Divani Hümayun saraylarından hangilerinde toplantı gerçekleştirmiştir? Yani Divani Hümayun hangi saraylarda toplanmıştır diye bir soru var. Evet, cevap bekliyorum hemen. Bakıyorum şöyle cevaplara, bakıyorum. Tamam. Yani bu soruya çoğunuz düşmedi. Arkadaşlar, şimdi bunun doğru cevabı Adana. Tamam mı? A seçeneği doğru. Neden A seçeneği doğru? Çünkü Divan-ı Hümayun'u kaldıran 2. Mahmut. Doğru mu? 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırıldı. 2. Mahmut döneminden sonra yapıldığı şu Dolmabahçe ve Çırağan sarayları. Dolmabahçe ve Çırağan sarayları Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yapıldı. Yani Dolmabahçe'yi yapan Abdülmecit, Çırağan'ı yapan Abdülaziz oldu. Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde Divan-ı Hümayun diye bir kurum yok. Yerinde Bab-ı Ali var. Bab-ı Ali hükümet, yani heyet-i vükela var. O yüzden Topkapı ve Çırağan sarayları devletin merkezi olduğu dönemlerde Osmanlı'da Divan-ı Hümayun diye bir kurum yoktu. O zaten kaldırılmıştı. A seçeneği doğru oldu. Tamam mı? Doğru. Yani birçoğunuz A dedi. Tebrik ederim. Soruya düşmediniz. Harika. Yani o zaman soruyu okurken ne demek istediğini iyi algılayın, çünkü bazen çok kolay sorular yanlış yapılabiliyor arkadaşlar. Kendimize çok güvenmekten kaynaklanır bu. Biraz güvenelim. Motivasyonumuz düzgün olsun. Tamam mı? Evet. Geçiyorum 5'e. Ne diyor burada? Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine bağlı olarak, neye bağlı olarak? Sınırların genişlemesine bağlı olarak gibi görevlilerden hangilerinde artış olduğu söylenebilir? Şimdi Divani Hümayun Orhan Bey döneminde kuruldu. Arkadaşlar, zamanla Divani Hümayun'un üye sayısı arttı. Epey arttı üye sayısı. Peki bu neye göre arttı? Sınırların genişlemesine göre arttı. Peki kimlerin sayısı arttı? Burada şunu bilin. Divani Hümayun üyelerinden sayısı birden fazla olan herkesin sayısı artmıştır. Mesela bakın şimdi. Sadrazam. Sadrazam başbakandır. Sayısı bir tanedir her dönemde. Kaptan-ı Derya. Donanma komutanıdır. Sayısı bir tanedir. Şeyhülislam. Arkadaşlar, fetva makamıdır. Sayısı bir tanedir. Yeniçeri Ağası, işte bugünkü Genelkurmay Başkanıdır. Sayısı bir tanedir. Nişancı, katiptir. Sayısı bir tanedir. Ama onun dışında defterdar çok fazla, kazasker çok fazla. Yani Yavuz'la birlikte üçer tane olmaya başladı. Vezir sayısı çok fazla. O yüzden Osmanlı'nın sınırları genişledikçe Divani Hümayun'daki bazı üyelerin sayısı artar. İşte bunların başında defterdar gelir, kazasker gelir ve vezirler gelir. Ama bir şey daha, Osmanlı'nın sınırları genişledikçe illerin, eyaletlerin de sayısı artar. İlleri yönetene biz sancak bey deriz, eyaletleri yönetene beyler bey deriz. O zaman beyler beyinin de sayısı artar. O halde bu sorunun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Osmanlı'da iki tane defterdar, Yavuz'la birlikte 3. Osmanlı'da iki tane kazasker, Yavuz'la birlikte 3 kazasker. Beylerbeyi, eyalet valisi, yani 34 tane beylerbeyimiz var arkadaşlar. Sınırların genişlemesine bağlı olarak bunlar oldu. O halde cevap E seçeneğidir diyoruz. Hemen bunu da geçiyorum. Geldim 6'ya. Arkadaşlar, bu soru kolay ama önemli bir soru. Tamam, şimdi açtığım soru, evet, sadrazamla vezir aynı değil. Sadrazamla vezir-i azam aynı. Sadrazamla vezir aynı değil. Sadrazam ile vezir-i azam aynı. Başbakan sadrazam, devlet bakanları vezir. Tamam mıdır? Böyle görün. Arkadaşlar bakın şimdi. Osmanlı padişahlarının cülüs törenlerinin yapıldığı Eyüp Sultan Türbesi aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından yaptırılmıştır? Arkadaşlar,
Şöyle düşünüyoruz. Bakın şimdi ben bunu anlatayım size. İslam tarihinde İstanbul ilk defa Emeviler döneminde kuşatıldı. Bu kuşatma sırasında Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan hayatını kaybetti. Ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul kuşatmasının sembol ismi olan Eyüp Sultan'ın mezarını nazariyeye göre net bir mezar değildir, sembolik buldurdu Akşemseddin'le birlikte ve Eyüp Sultan'ın türbesini yaptırdı. O zaman Eyüp Sultan türbesini yaptıran 2. Mehmet Fatih oldu ve Fatih'ten sonra başa geçen her padişah Eyüp Sultan türbesinde kılıç kuşandı ve cülüs dağıtıldı. Osmanlı'da cülüs Eyüp Sultan türbesinde dağıtılır. 2. Selim'le birlikte ulemaya da dağıtılmaya başlanmıştır. O yüzden Eyüp Sultan türbesini unutmuyorsunuz. Kolay bir sorudur ama çıkabilme ihtimali çok yüksek bir sorudur. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Evet, bu soruyu da geçiyorum arkadaşlar. Geldik şuraya. Osmanlılarda toplum oluşturan kesimlerin belirlenmesinde millet sistemi uygulanmıştır. Bu sistemin belirlenmesine temel alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım bu soruya da cevap verin ondan sonra ben açıklayayım. Arkadaşlar engelledim zaten tam yorum yapamaz. Engellediklerim de zaten no dislike ne yapıyor burada? Hemen aferin onlara yapın yapın. Evet, bakın şimdi bu soru da önemli bir soru. Buna da dikkat ediyorsunuz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Tanzimat Fermanı'na kadar bakın Tanzimat Fermanı'na kadar Osmanlı'da Arap, Türk, Ermeni, Süryani, Rum, Yahudi, ondan sonra Bulgar, Romen diye bir ayrım yok. Tamam mı? Osmanlı'da ayrım Müslim ve gayrimüslim olarak var. Yani Müslim tebaa ve gayrimüslim tebaa var Osmanlı'da. O zaman Osmanlı tebaası dediğimizde aklımıza Müslim ve gayrimüslim gelir. Yani Osmanlı'da iki millet var. Müslüman millet ve gayrimüslim millet. Osmanlı Devleti'nde o zaman millet olma anlayışı dine göredir. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Bakın millet olma anlayışı dine göredir. Etnik yapı yoktur Osmanlı, etnik ayrım yoktur. Niye olmaz Osmanlı'da etnik ayrım? Bunun iki sebebi vardır. Bir etnik ayrım olursa o zaman Osmanlı imparatorluk vasfını koruyamaz, parçalanır. İkincisi ise arkadaşlar Osmanlı'da İslami hükümler geçerlidir ve gayrimüslimler kendi dinlerine göre yaşar. Eğer Osmanlı millet sistemini uygulamamış olsaydı gayrimüslimler kendi dinlerine göre yaşayamazdı ve doğal olarak da onlar asimile olurdu. Osmanlı'da millet anlayışının dine göre olması Osmanlı'nın hoşgörülü olduğunu, azınlıkların kendi dinlerinde serbest olduğunu da kanıtlar, bu yorumu da unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Geçtim bunu da. Geldim 8'e. 8 de zor bir soru değil. Ne diyor burada? Ehli Hiref'i hassa teşkilatı. Ehli Hiref sanatkarlardır arkadaşlar. Zanaatkarlardır. Hassa deyince de saray akla gelir. Ehli Hiref'i hassa teşkilatı Osmanlı kültür tarihinin belki de en önemli kurumlarından bir tanesidir. Sarayın himayesinde kurulan bu teşkilat pek çok sanat grubunu içinde barındırmıştır. Osmanlı devrinin en güzel sanat eserleri bu grubun elindedir. Ney? Sanat eserleri bu grubun elindedir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Birun'da bulunan Ehl-i Hiref grubundan biri değildir? Yani aslında aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Hiref grubundan değildir? Bunu soruyor. Neydi Ehl-i Hiref? Arkadaşlar, zanaatkar, sanatkar, göz doktoru Kehhal de bir zanaatkar, sanatkardır. Derici Debbal da bir sanatkardır, zanaatkardır. Bu açıdan bakın. O zaman hattat el işçisi, mücellit el işçisi, nakkaş el işçisi, kuyumcu el işçisi. Bunlar zanaatkar ve sanatkardır. Ama bostancı askerdir, sarayı koruyandır. Sarayı koruyan bölüye bostancı deriz. Bostancılar da genellikle boşnak devşirmelerden seçilir.
Anlaştık mı arkadaşlar? D seçeneği doğru oldu. Bostan korkuluğundan Kenan Güzel. Bostan korkuluğu. Sen orada bostan korkuluğu musun derler. Yani nasıl bir mantık kurdun? Helal olsun, aklıma gelmemişti. D seçeneği doğru. Harika, tamam. Evet, sarayı koruyordu bostancı. Geçiyoruz bunu da. Tamam mı? Evet, geldik buna. Mümkün olduğu kadar her başlıktan bir iki soru bulmaya çalıştım. Ona göre yorumlayalım istedim arkadaşlar. Bakalım şimdi. Yani mücellit nedir? Mücellit ciltlemekten gelir. Ciltlemek. Kitapları ciltleyene mücellit. Kitabı yazana hattat. Ciltleyene mücellit. Çoğaltana müstensih adı verilir. Tamam mıdır? Arkadaşlar 9. soruya geçiyoruz. Padişahların erkek çocuklarının sünnet, kızlarının ve kız kardeşlerinin düğünlerinde yapılan törenlere ne ad verilir? Tamam, bakalım şimdi. Cuma selamlığı, arkadaşlar padişahın cuma namazına giderken yapılan törenin adıdır cuma selamlığı. İrade-i Hümayun, irade padişahın iradesi, Hümayun devlet, devlet iradesi fermandır. Hattı Hümayun, Hümayun devlettir, hat yazılır, Hattı Hümayun padişahın yazısı. O zaman fermandır. Cebi Hümayun devletin cebi, devletin hazinesi, padişaha ait özel hazinedir. Suru Hümayun ise arkadaşlar Suru Hümayun şenliktir. Tamam mı? Şenlik dediğimiz şey Suru Hümayun sur şenliktir. Suru Hümayun devlet şenliğidir. O zaman padişahın çocuklarının, kızlarının her türlü törenlerine Suru Hümayun adı verilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bununla ilgili çok fazla minyatür vardır. Tamam, surname. İşte surname nedir? O şenliklerin yazıldığı kitapların adıdır. Geçtik bunu da. Geliyoruz ona. Bakın şimdi. Ne diyor onda? Osmanlı Devleti'nde görevlilerden hangileri çarşı ve pazarlarda satılan malların kalitesini ve fiyatını kontrol eder? Evet, hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nde görevlilerden hangileri çarşı ve pazarlarda satılan malların kalitesini ve fiyatını kontrol eder? Surre alayları. O surre alayları ile ilgili soru gelir birazdan. Tamam mı? Onunla ilgili soru gelecek. Evet arkadaşlar. Buradaki cevabı bekliyorum sizden. Şöyle bir göreyim ne yaptığınızı. Ondan sonra biraz karıştı gibi sanki burası. Evet, biraz karıştı ortalık. Bakın şimdi. Çarşı ve pazarlarda, bunu unutmayın. Çarşı ve pazarlarda Osmanlı'da fiyatları denetleyenler Narh teşkilatıdır. Narh teşkilatı. Narh'ın ne olduğunu biliyorsunuz dünkü dersten. Peki bu Narh teşkilatı içerisinde kimler vardır? Kadı. Unutmayın. Kadı. Kadının yanında muhtesip, yani zabıta, belediye elemanı, ki taşrada belediye işleri kadı tarafından görülür. Ve hal müdürü, yani kapan emini. Ve arkadaşlar lonca temsilcisi, kethüda vardır. Bu dörtlü gezer. Anladınız mı? Bu dört kişi gezer pazarları, çarşı ve pazarları. Fiyatları denetlerler. Eğer fiyatta problem görürse kadı anında cezasını keser. O zaman şöyle baktığınızda muhtesip ve kapan emini doğrudur. Mültezim, iltizam sahibi, vergi toplayan kişi. Anlaştık buraya kadar. Kapan emini o fiyatları denetleyen mekanizmanın içerisindedir. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet, geçiyoruz bunu da. Geçtim. Tamam, güzel. 11. Bakalım 11'de ne var? Demin yorumladığım gibi arkadaşlar, tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi taşra yönetiminde bulunan kadıların, aha o soruyu açtı şimdi. Kadıların görevlerinden biri değildir. Taşra'daki kadıların görevlerinden biri değildir. Fiyatları denetlemek görevi. Fiyatları denetler. Belediye faaliyetlerini yerine getirmek. Kesinlikle. Nikah kıyar. Noter. Bak, hem belediye, hem noter, hem nikah kıyma kadının görevi.
davalara bakar. Zaten asli görevi vakıfları denetler. Sadece vakıfları denetlemez arkadaşlar. Vakıflara bağlı olan her kurumu da denetler. Zaten burada seçenek sırıttı. Askeri görevleri atamak, kadının askeri görevleri atamak gibi bir yetkisi, görevi yoktur. Askeri görevler tepeden tırnağa padişah tarafından atanır. Padişah adına sadrazam yapar bu işi. Tamam mı arkadaşlar? Sadrazam padişahın vekilidir zaten. Güzel. Kazasker atama, kazasker kadı ve müderrisleri kazasker atar. Yani kadı kazaskere karşı sorumludur merkezde. E seçeneği doğru oldu. Güzel. Geçtik bunu da. Osmanlı minyatür sanatında aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur? Osmanlı minyatür sanatında aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur? Arkadaşlar şimdi minyatür, diğer bir ifadeyle nakkaş. Tamam mı? Şuraya hemen minyatür diyeyim. Neden var minyatür? Çünkü İslam dini resmi haram saymış. Bu yüzden de İslam medeniyetinde ve Türk İslam medeniyetinde minyatür sanatı gelişmiş. Minyatür sanatı ilk defa Türklerden Uygurlarda çıktı ve İslami dönemde de gelişti. Bu işi icra edene de nakkaş adı verildi. Şimdi minyatürde o devrin tarihi olayları resmedilir. Tamam mı? O devrin tarihi olayları resmedilir. Diğer bir ifadeyle o dönemin siyasi olaylarına değinir. Resmi çizerken en ince ayrıntısına kadar resmedilir. Bakın, en ince ayrıntısına kadar resmedilir. Ve asla gölgelendirme sanatı kullanılmaz. Yani uzaklık, yakınlık, ışık, gölge yoktur. O yüzden minyatürde perspektif sanatı yoktur. Anlaştık mı arkadaşlar? Perspektif olursa üç boyutluluk olur, canlandırma olur. O yüzden harama girer. Neden perspektif yoktur? Canlandırma olmasın diye yoktur. O yüzden zaten minyatür arkadaşlar küçültülmüş resimdir ve perspektif anlayışının olmadığı resim demektir. Herkes hemen hemen aynı ebatla çizilir. Anlaştık mı? D seçeneği doğru. Geçtim bunu da. Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nde tımar uygulaması Osman Gazi ile başlamış, 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Arkadaşlar şöyle, burada hemen aklınıza şu gelebilir. Hocam, Osmanlı Devleti'nde tımar Orhan Gazi ile başlamadı mı? Bu yanlış değil. Tımar sistemini kuran Orhan Gazi'dir. Bunu geliştiren 1. Murat'tır, Hasselamet Tımar olarak. Ama Osman Gazi döneminde Osman Gazi memur ve askerine toprak verdi hizmet karşılığı. Bunun adı da tımardır. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama henüz bir sistem yoktur. Yani ortada bir devlet kurumu yok. Buradaki soru şu. Osman Gazi döneminde başlamış tımar. 2. Mahmut'la kaldırılmış. Aşağıdakilerin hangisi tımar uygulamasının faydalarından değildir? Tımarın faydalarından değildir. Tımar askeri ihtiyacını karşılar. Vergilerin toplanmasını kolaylaştırır. Asker yetiştirir ki biz bu askere arkadaşlar cebeli deriz ve üretimde sürekliliği sağlar. Ne vardı? Çift bozan vergisi vardı değil mi? Çift bozan vergisi tımarda uygulanır. Toprağını 3 yıl üst üste mazeretsiz boş bırakan çiftçiden alınır. O zaman üretimde sürekliliği sağlar. Ama özel mülkiyeti sınırlandırma şöyledir. Bakın şimdi. Tımar sistemi, tımar toprağı kimindir? Bakın, tımar toprağı kimindir? Devletindir. Miri arazidendir tımar. Dirlik arazidendir. Tımarın olduğu yerde özel mülkiyet sınırlandırılmıştır. Yoruma dikkat edin. Tımarın olduğu yerde özel mülkiyet sınırlandırılmıştır. Bu da feodal beylerin ortaya çıkmasını engellemiştir. Fakat özel mülkiyetin sınırlandırılması bir fayda değildir. Anlaştık mı arkadaşlar? Tımarın faydası değildir. Sadece feodal beylerin ortaya çıkmasını, Osmanlı dönemi için söylüyoruz, engellemiştir. Özel mülkiyet tımarın olduğu yerde yoktur. Peki. Geçtim 14'e. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi için devlet hazinesinden ödeme yapılmamıştır? Yani aşağıdakilerden hangisinin giderleri hazineden karşılanmaz? Tamam. Arkadaşlar, Yeniçerilerin ulufesi hazineden karşılanır.
bayındırlık harcamaları, şehir altyapı, üst yapı çalışmaları hazineden de karşılanabilir, vakıf araziden de karşılanabilir. Ama hazine İstanbul'da bunu karşılar. Cülüs bahşişi, her padişah değişiminde, her sefere çıkıldığında, her galip gelindiğinde cülüs bahşişi verilir. Bu da hazineden ödenir. Zaten savaş harcamaları hazineden karşılanır. Yani diğer bir ifade, bakın şimdi, Osmanlı defterdarın görevi nedir sorusunun cevabı iki tanedir. Bir, savaş masraflarını karşılamak. İki, kapı kulunun maaşını ödemektir. Defterdarın görevi bu. Yani hazineyi düzenlemektir. Ama tımarlı sipahinin masrafı topraktan karşılanır. Yani B seçeneği doğru. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki. Geçtik bunu da. Kolay bir soruydu değil mi? Bir yudum daha su alayım. B seçeneğimiz doğru oldu. Geldik 15'e. Ne diyor burada? Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminde en yetkili idari ve adli görevli sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Bakın şimdi, en yetkili idari ve adli görevli hangisidir? Arkadaşlar, taşramıza bakalım. Şimdi klasik dönem Osmanlı taşrasına bakalım. Eyalet, sancak, kaza ve köy. Eyaletleri beylerbeyi yönetir. Büyükten küçüğe doğru yazdım. Eyalet, sancak, kaza, köy. Büyükten küçüğe doğru. Sancağı sancakbeyi yönetir. Kazayı kadı yönetir. Köyü ise köy ketüdası, sonra muhtar olacak, köy ketüdası yönetir. Şurada da adalet işine, adli işe kadı bakar. Köyde de kadının naibi bakar. Burada neyi sordu bize? En yetkili idari ve adli, idari beylerbeyi, adli, adli yargı yani kadı. O zaman A seçeneği doğru oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet, geçiyorum bu soruyla. Osmanlı döneminde yabancı dillerden Türkçe'ye çeviri en çok aşağıdaki dillerden hangisinde yapılmıştır? Evet, Osmanlı Devleti'nde çok fazla çeviriler yapılmaya başlandı. Özellikle Lale Devri'nden itibaren soruyor. Diyor ki en çok hangi dilde yapılmıştır? Evet, cevap bekliyorum. Bu arada birinci gelenler, ikinci gelenler, yarış var sanki orada arkadaşlar. Evet, harika. Hepiniz doğru cevap verdiniz. Arkadaşlar, Fransızcadan. Yani en çok Türkçe'ye çeviri Fransızcadan olmuştur. Bunu da unutmayalım, tamam mı arkadaşlar? Ki zaten Osmanlı Devleti yaptığı ıslahatlarda en çok Fransa'yı örnek almıştır diyoruz. Peki, gayet güzel. Geldik 17'ye. Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimlerin arasındaki en yaygın dini mezhep hangisidir? Bak, bunlar yeni nesil sorular. Dikkat edin bunlara. Zaten birçok soru sorulmuş. Bunlardan gelebilir bu sefer. Kolay bir soru. Bilmeniz gereken bir soru. Evet arkadaşlar, hadi bu soruda cevabını verin. Ona göre bakalım. Fransız kankamız, Osmanlı'nın kankası Fransa. Evet arkadaşlar, en yaygın mezhep hangisidir diyor Osmanlı'da. Evet, dünkü yayını izleyenler. Tak tak tak. Oo, gayet güzel, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Arkadaşlar, Osmanlı'daki en yaygın dini mezhep gayrimüslimler arasında tabii ki. En yaygın dini mezhep Ortodoksluktur. Ortodoksluğun merkezi İstanbul'dur ki Ortodoksluğun merkezi hala İstanbul'dur arkadaşlar. Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'dadır. Ortodoks, Doğu Avrupa ve Balkanlar artı Doğu Avrupa içerisinde Rusya'da vardır. Buralar, Slavların çoğu Ortodoks. Süryani ve Nasturi daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesi, Suriye'nin İran kuzeyi. Yahudi biliyorsunuz zaten, İsrail. Katolikler ise Batı Avrupa, yani İspanya, Almanya, İtalya, buralar yoğun olarak Katoliklerin yaşadığı yerler. Tamam mı arkadaşlar? Bu sorunun doğru cevabı B oldu. Hayır, Katolik olur mu? Osmanlı'da doğru düzgün Katolik yok. Osmanlı'da Ortodoks var. Ortodoks, Doğu Hristiyanları, Avrupa'nın Doğu Hristiyanları Ortodoks, Batı Hristiyanları
Katolik ilk ortaya çıkan mezhep de Ortodoks mezhebidir arkadaşlar. Ortodoks doğru olan, doğru yorumlanan anlamına gelir. Tamam mıdır? Peki. Geçiyoruz diğer soruya. 18. Evet, Yeniçerilerin ulufeleri aşağıdaki divanlardan hangisinde dağıtılmıştır? Biliyorsunuz Yeniçerilerin maaşına ulufe denilir. Bu ulufeler nerede dağıtılmıştır diye soruyor. Hangi divanda dağıtılmıştır diye soruyor. Evet arkadaşlar, cevap bekliyorum buradan. Evet, hadi bakalım cevap yazın. Tabii sizin de benim aramda zaman farkı var canlı yayında. Bu nedenle. Arkadaşlar bakın şimdi. Ayak divanı olağanüstü hallerde toplanan divan. Murafa ve cuma divanı cuma günleri toplanan divan. İkindi divanı sadrazam başkanlığında divan toplantıları bittikten sonra arta kalan meseleleri tartışmak amacıyla toplanan divan, ki bu divan sırasında da hatırlayın Sokulu Mehmet Paşa öldürülmüştü. Dünkü dersimizde söylemiştik. Galebe divanı ise hem elçilerin kabul edildiği hem de Yeniçerilerin ulufelerinin dağıtıldığı divandır. Yani C seçeneğimiz doğru oldu. Tamam mı? Hem galebe, hem ulufe, hem elçi. Tamam mıdır? Ayak divanı olan üstlerde genellikle ayak. Ayak üstü sarayın giriş kapısının orada genellikle Yeniçeri isyanları, Yeniçerilerin homurdandığı dönemlerde ortaya çıkan divandır. Her zaman toplanmaz böyle bir divan. Geçtik 19'a. Osmanlı Devleti'nde tutulan devlet yıllıklarına aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? Osmanlı'da tutulan devlet yıllıklarına. Evet, hadi bakalım. Şöyle bu arada sizin yorumlarınızı da okuyayım. Wow. Neye dislike attın? Fatih'i engellerim bak. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, beklediğimiz yeterli. Arkadaşlar, Amanname Osmanlı bir yeri fethettiğinde eğer oradaki halk Hristiyansa ve Hristiyan halk cizye ödemek üzere teslim olduysa Osmanlı orayı affeder. Amanname bu. Vekayname Osmanlı Devleti'nde yaşanan olayların, bak Osmanlı'da yaşanan olayların günlük olarak yazılması. Ruzname bir kişinin yaşadığı olayların günlük olarak yazılması. Surname demin söyledim şenlik. Salname yıllık. Tamam mıdır? Bu da nereden aklınıza gelsin? Hemen şunu söyleyeyim size. Salyaneli eyaletler, salyanesiz eyaletler. Yani İşte yıllıklı eyaletler, yıllıksız eyaletler. Salname devlet yıllığı 19. yüzyılda, daha çok işte böyle 18. yüzyılın sonlarından itibaren 19. yüzyılda hızlı bir şekilde yazılmaya başlanmış. Tamam mıdır arkadaşlar? O yüzden B seçeneği doğru. Geldim 20'ye. Osmanlı Devleti'nde her yıl Mekke ve Medine'ye gönderilen para ve hediyelere verilen isim nedir? Osmanlı Devleti, arkadaşlar, Osmanlı Devleti her yıl Mekke ve Medine'ye hediyeler göndermeye başladı. Bu hediyelere surre denildi. Hediyelerin gönderilmiş olduğu kervana ise surre alayı denildi. O zaman bu son doğru cevabı D seçeneği oldu. Tamam mı? Evet, geldik diğer bir soruya. Osmanlı Devleti'nde ordunun araç ve gereçlerinin yapımı ve onarımı amacıyla kurulan bölük hangisidir?
Arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'nde bir devlete savaş açılacağı zaman, diyelim ki padişah ve sadrazam bir devlete savaş açalım kararını aldı, tamam mı? Bunun üzerine ikisi Yeniçeri ağasıyla görüşür. Yeniçeri ağasıyla. Yeniçeri ağasına der ki, arkadaş biz savaşa gideceğiz. Savaşmak için ordu hazır mı der. Yeniçeri ağasına bunu söyler. Yani ilk önce toplantı Yeniçeri ağasıyla yapılır. Yeniçeri ağası gider, cebeciye danışır. Der ki, arkadaş yeteri kadar silahımız var mı? Cebeci Yeniçeri ağasına olumlu bir dönüt verirse, bu sefer padişah defterdara sorar, savaşacak hazinemiz var mı diye. Ondan sonra savaşa gidilir. O zaman cebeciler silahları tamir edenler ve silahları yapanlardır. Lağımcılar arkadaşlar tünel kazanlar ve surları, kaleleri, kalelerin altını delenlerdir. İşte humbaracılar el bombası yapanlardır. Silahtarlar silahları taşıyanlardır. Yani D seçeneği doğru oldu. Geldim diğer bir soruya. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki görevlilerden hangisi protokolde sadrazam ile eşit sayılmıştır? Evet. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki görevlilerden hangisi protokolde sadrazam ile eşit sayılmıştır? Yani başbakan ile eşit sayılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde sadrazam ile protokolde eşit sayılan tek bir kişi vardır. O da Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam fetva makamıdır. Şeyhülislam şeriyenin uygulayıcısıdır. Osmanlı'da bir karar alındığında Şeyhülislam'dan fetva alındıktan sonra o karar uygulanır. Şeyhülislam fetva vermezse o karar uygulanmaz. O yüzden Şeyhülislam güçlü bir isimdir. Ve divanda, protokolde, ki kanuni döneminde girmiştir Şeyhülislam divanı, protokolde veziri azamla müsavidir. Yani eşittir, denktir. O yüzden bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldim son sorumuza. Ne diyor burada? Osmanlı Devleti'nde halktan alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması doğru değildir? Hangisinin açıklaması doğru değildir? Bakalım şimdi. İspenç. Arkadaşlar gayrimüslimlerden alınan toprak vergisidir. Kimden? Gayrimüslimlerden. Doğru. Baç. Pazar esnafından alınan vergidir. Doğru. Resmi çift. Reaya'dan alınan toprak vergisidir. Doğru. Arkadaşlar resmi çift ispençin İslamlaşmış halidir. Bennak evli olanlardan alınan vergidir. Bennak bir işi, bir toprağı olmayıp işi olan evli erkeklerden. Eğer bunun toprağı olmuş olsaydı zaten resmi çift vergisi alınacaktı. Bekarlardan da alınan mücerret. Tamam mı? İşi var ama toprağı yok. Mücerret, bekar. İşi var ama toprağı yok. Bennak evli. Anlaştık mı arkadaşlar? Cerime ise, cerime arkadaşlar cürüm, yani suç demektir. Suç işleyenlerden alınan vergidir. Cezadır yani. O yüzden geçit ve köprülerden alınan vergi değildir. C seçeneği yanlış olmuş oldu. Evet arkadaşlar böylelikle 23 tane sorumuzu bitirmiş olduk. İnşallah faydasını görürsünüz. İnşallah faydalı olmuştur. Tamam mıdır arkadaşlar?